Büyük şehirde çalışan insanlardan şunu çok sık duyarsınız. İşte yaz gelse de bir tatile gitsek, şöyle bir Ege'ye gitsek, bir kasabada bir kafa dinlesek. Bizim de Yasin Egeli. Çoğu sunumlarda hatta o şiveyi kullanıyor, biliyorsunuzdur. Yasin çok söylüyor, gelin bizim oralara, çok güzel falan. Bir fırsat bulup gidemedik. O da skecini yazıp Atakan'ı götürmüş Ege'ye. Şimdi skeçte onların bir tatil macerasını izleyeceğiz. Gidin gari geliyor. Atakan, Sema ve Yasin yazdı. İyi seyirler. Abi, oğlum buralar çok güzel ya. Biz İstanbul'da yaşamıyoruz resmen. Kanka şuraya bak. Oh, mis gibi tezek kokuyor be. Oğlum yolda gelirken inek gördüm ya. İnek gördüm. Memeleri vardı kanka. Göreceksin tabii oğlum. Ben 15 yaşına kadar başka meme görmedim. Kanka sen şive yapıyorsun. Sorma kardeşim ya. Memleket sınırlarını girinceye kadar böyle oluyorum. Fabrika ayarlarına geri dönüyorum. Abi şive ya. Şive ya. Bak bize İstanbul'da şive yaptırmıyorlar, biliyor musun? Tabii abi ya. Birik duruyor ya. Ben gelir gelmez düzelttiler. Hiç orada öyle konuşamıyorsun. Oğlum bu tatil bize çok iyi gelecek ya. Ama keşke ne bileyim bir pansiyonda falan kalsaydık. Annenin evi şimdi ayıp olmasın kadar. Duymamış olayım. Kaç defa konuştuk. Burada her ev bizim oğlum. Siz o kadar zengin misiniz ha? Yok lan. O manada değil. Yani misafirperver buranın halkı. Misal benim amcam yanlışlıkla komşunun evinde kalmış, fark etmişler. Bir gece daha kal, ne olacak demişler. Kalmış mı? Hala orada kalıyor. İş güvesi gitti, evlendi. Abi komşuluk ya. Komşuluk. Oğlum ben İstanbul'da komşumu tanımıyorum, biliyor musun? Tabii. Geçen gün keşkül getirdiler, almadım ya. Çünkü tanımıyorsun. Yok, keşkül sevmiyorum. Bu örnek pek olmadı ama olsun be. Şu anahtarı alalım da denize gidelim. Bak bizim kapı burada. Ya anahtar sende değil mi? Yok ya. Anam Mustafa abi bırakmış. Anahtarı kopyalasın diye. Abi ya, komşuya anahtar bırakmak kaldı mı ya? Ya adam aynı zamanda anahtarcımış. Abi ya, anahtarcıya anahtar bırakmak kaldı mı ya? Komşumuz da oluyor tabii. Abi ya, anahtarcı komşuya anahtar bırakmak kaldı mı ya? Kardeşim ne, nasıl şaşıracağını şaşırdın. Ne bileyim oğlum, bizim oralarda yok böyle şeyler. Bir dur oğlum, bir dur oğlum. Şimdi bak adamla konuşacağız. Aha. Aha bak oğlum. Mustafa abi. Efendim. Hayır. Efendi olan sizsiniz. Neden? Çünkü köylü milletin efendisidir. Elli bin nüfus var. Koca şehir lan buraya. Abi yabancı yabancı bilemez. Nasılsın? İyi lan, sen nasılsın? Kimin oğlusun sen? Bak bak, samimiyete bak şimdi. Yaşar'ın oğluyum ben. Çıkaramadım lan ben onu. Ya şey yok mu ya, hani termik santralde çalışan termikten Yaşar? Var mı? Amca vaki söyleyip durum. Yasin benim adam. Yasin! Termikten lan Yaşar'ın oğlu yok mu? Senin gibi oğlusun. Atakan ben. Yasin'in arkadaş. İstanbul. Tiyatroda Mehmet'in oğlu. Ne yaptırın? Ne yaptırın? Ne ettirin? Ne yaptırın? Ne yaptırın? Manyak mı lan bu? Oğlum sen ne yaptırın? Kanka ne bileyim, şive yapmasam anlamaz diye düşündüm ya. Salak mı kardeşim sen? Adam turist mi, İngilizce mi lan bu? Ne bileyim. Allah'ım bir dur bakayım ya. Abi anam sana anahtar bırakmış. Onu alabilir miyim? Alamazsın. Allah, şaka yaptın. Yok lan, ciddiyim. Neden? Allah Allah ya. Niye alamıyorum abi? Dükkanı kapattım. Allah Allah. Saat kaç? Saat 6. Saat 6. Dedim mi kapatalım? Dedim mi? Dedim. Kapattım. Tüh ya. Abi gözünü seveyim yapma. Denk geldik işte. Dükkanın önündesin. Aç, giriverelim ya. Bana ne lan? Vaktinde geleceğiniz. Allah Allah. Ne? Ben nereden bileyim senin vaktini abi ya? Karşılaştık biz. Daha gireceğiz de bir rezil oturun. Aç şunu. Benim oğlum. Çilingir çağıracağınız. Çilingir. Ne çilingiri? Saçma saçma konuşma ya. Tamam oğlum, dur tamam, sakin ol. Ya öyle iş mi olur abi, göz görmüyor ya. Ver abi sen çilingirin numarasını. Ver bana. Al. Ara bakalım, doğru mu vermişim numarayı? Abi sen... Dur lan, telefon çalıyor. Lan kapat, kapat. Alo. Hayatımda böyle düzenbazlık görmedim ya. Allah Allah. Sen baya baya bizi düdüklüyorsun abi. Ne düdüklemesi lan? Altıya kadar anahtarcıyım, altıdan sonra çilingirim ben. Başlarım böyle prensi be ya. Böyle iş mi olur ya? Git ya. Gözünü seveyim. Bu dolandırıcılık, git gözünü seveyim. Tamam lan tamam. Gideceksin, gitmesine de servis ücretini alırım.
Ne servisi verdin de ne ücret alacaksın abi? Aradın geldim lan. Ya zaten buradaydık. Ben arayınca mı geldik? Tamam abi. Ben lan bunun parasını vermeyeceğim. Vereceksin benim paramı. Tamam, ya vermeyeceğim. Ne parası? Para falan verme buna. Al abi, al. Ya ne? Oğlum yapma. Aferin lan. Sen bayağı enayi, bayağı şey çıktın ya. Koca delikanlı, sevdim seni. Ulan Yaşar'ın oğlu. Seni küçükken de sevmiyordum ben ya. Hiç sevmiyorum lan seni, biliyor musun? Her gördüğümde de söyleyeceğim seni. Seni sevmiyorum oğlum ben. Anam ne kadar da üzüldüm. Ne kadar üzüldüm. Kardeşim bak elim ayağım saklıyor sinirden ya. Niye para verdin? Ben özür dilerim bunun adına. Bu numune bunun gibi yoktur burada. Yok kanka, olur. Sıkıntı yok. Ne yapalım? Pansiyonda kalırız bu akşam ya. Sorun yok ya. Hayır abicim ya. Komşu mu bitti ya? Başka komşu var. Kapısını çalarız. Bir gece yatarız. Anahtarımızı alırız abi. Abi işte imece ya. İmece bu değil. İmece bu değil. Değil. Sen benzetme yapma Atakan. Yapma. Söyle genç. Heh. Biz arkadaşla dışarıda kaldık da. Ben de dedim ki komşuluk öldü mü dedim. Nereden komşuluyum lan ben seni? Şeyden ya, ben şeyin oğluyum, Emel'in oğluyum ben. Hangi Emel? Ya Terzi Emel yok mu? He, var mı? Neyse oğlum, siz hepiniz benim çocuğumsunuz. Ne oldu anlatma ki hep. Teyzem, biz bir gece sende kalabilir miyiz? Kalabilirsiniz çocuğum, kalabilirsiniz. Komşuluk öldü mü lan? İşte bu be, ben sana ne dedim lan? Ya sağ ol, teşekkür ederim. Bana bak, aç mısın? Ya bir de soratları yalanlarını yedin mi? Söyle lan, çekinme, çekinme. Açız teyze. Heh. Organik gıdaya, köy yumurtasına, ev yapımı reçeli açız. He, siz üç öğün yersiniz o zaman. Yok be, biz bir kahvaltılık bir şeyler verir ya. Tamam yeter. He, o da kahvaltı yazıyorum o zaman. O da kahvaltı mı yazıyorsun? He, adam başı 150. Adam başı 150 mi? Tamam lan, tamam. Siz yabancı değilsiniz. Bir güzellik yap verem size. Adam başı 100 oluversin. Olu vermesin abi, olu vermesin. Senin güzelliğin sende kalsın. İstemiyorum ben öyle bir şey. Allah, hala da adam başı 100 lira diyor ya. Kanka bence komşuluk ölmüş olabilir, bir kontrol edelim. Ya komşuluk ölmüş, katili de aha burada duruyor. Bak sen buna. Sıfatı bak, bitirmiş. Sen kardeşim, sen benimle misin? Seninleyim. Sonuna kadar mı? Sonuna kadar. O zaman git, daş maş bir şey bul gel. Arabadan alet çantasını al gel. Kapıyı kıracağım ben kendimin kapısına. Anne, başımıza gelenler, komşular yetişir. Sus be sen de, mezarcı kadın. Terim. Komşum bıraktın sanki. Bıraktıysan gelirler, gelsinler. Hadi bakayım buradayım. Tamam kanka, sakin ol ya. Olamayacağım abi ya. Kendimin önünde rezil oldum ya. Böyle iş mi olur ya? Git şunu bul gel lütfen. Tamam, gidin. Gazcı turistler hırsız diye yüzden kapımı kıracaklar. 70 saniye teyze. Ne olup dur lan burada? Kim lan bunlar? He? Abi, vallahi ben bu kadar hızlı geleceğinizi beklemiyordum. Ben yabancı değilim, buranın çocuğuyum. Ben tanımıyorum lan bunu. Hadi bakayım. Koskoca kadın yalan mı söylüyor lan? Bence konuşmanın direkt dalalım. Bence acık konuşalım, sonra döyelim. Oğlum zaten konuşmuş olduk lan. Doğru dedin lan. Benim dediğime geldiniz ya lan. Doğru dedin. O zaman acık daha konuşalım. Hadi biraz daha konuşalım. Ne yap durup? Durup durma abi. Ne yap durun? Durup durma abi. Ne yap durun lan? Abi cevap değişecek değil mi? Merak edip durur musunuz? Ondan mı soruyorsunuz? Duruyor burada? Soruyu değiştirip durun. İstanbul'da ne yaptı durun? Oynayıp dururuz abiciz. Aa ne güzel lan. Bak de sevdim bu çocuğu. Edebiye kafasına dayanırız kadını bakayım. Ya kafasını falan dayamaz. Benim hiçbir suçum yok. Aa ben inandım. Bu çocuğun suçu yoktur. Ne tez inandın lan? Oğlum samimi konuşuyor adam. Ben ikna olmadım. Ne edeceksin lan kadının kapısına? Heh. Ya ne kafası ya? Kapı kırma olayı zaten külliye yalan. Öyle bir şey yok. Yalan söyleme lan. Geç lan şuraya. Kanka, kapıyı kıracak bir şey buldum. Ya zamanlarla başlayacağım ama Atakan, bu zamanla bu gelinir söylenir mi? Aa, merhaba köy delikanlıları, kahveden mi? He, kahveden. Dördüncü arıt durdu, beşinci buldum. Geç lan bu tarafa. Gel, yancı olursun. Elinden kaçacağını. Yancı olursun sen de, gel. Elimizden kaçamayacağız. 4000 yanlını çevirdik. Çevirdik. Çevirip duru. Abi. Şiir kıvranıp duru. Senin kütük başka gibi abi. Ünye, orada ünye. Ha güzel güzel. Anne tarafı Egülü. Ölü mü? Egülü mü? Egülü. Belli belli. Sen evet, niye gülüyorsun? Abi, abi. İndi Yasin, sen şimdi buralıydın değil mi? Evet abi, buralıyım. Evim orada benim. Ganet'le lan. Açıyorum müziği. Arkadaşınla beraber dans edeceksiniz. Evet. O da size eşlik edecek. Bir dans abi ya. Başla. Hayatım... Geç de şöyle. Gel. Allah'ım. Sen nasıl ya? İyi gör, iyi gör.
bir tekrar edin. Ege kıyılarına gelip de oraları pisletmeyeceğime. Ege kıyılarına gelip de oraları pisletmeyeceğime. Ege'li insanların yaşamlarına saygı duyacağıma. Ege'li insanların yaşamlarına saygı duyacağıma. Allah. Ege'de paraları kazanıp Bodrumlu'da bir lahmacuna 100 lira para vermeyeceğim ha? Abi bunu da tekrar edeceğiz mi? Benim aklımı kalmadı. Lahmacunla 100 lira vermeyeceğim ha? Sen de söyle. Lahmacunları 100 lira vermeyeceğim ha? Al dikerin. Al dikerin ha? Aferinler çocuklar. ÇTGH veriyorum. Zile de çok yakındım ama siz bilirsiniz tabii. Ne kadar güzel oynayıverdiniz lan. Vallahi gözlerim dondu. Lan siz ne güzel rol yaparmışsınız lan. Abi ne? Kim rolü? Ne rolü abi? Ne olup dur burada ya? Oğlum bunu aldık lan. Neden bunu aldık? Yaz oldu mu da hurra burla geliyorlar. Binlik nüfus oluyor mu 1 milyon? Yiyorlar, içiyorlar, her yer pisliyorlar. İyi de biz öyle insanlar değiliz ki. Arkadaşım da öyle değil. Bize niye bunu yapıyorsunuz? Lan biz sizi tanıyıp dururlar. Siz televizyona çıkıyorsunuz. Bir farkındalık olsun diye şaka yapalım dedik ben. İyi dediniz de ama sen şaka yapacaksın, bunu çekeceksin de ben rezil oldum, mahcup oldum arkadaşım. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hadi o zaman gelin de bir selfie çekelim. Atakan sen benim yanıma gel lan. Bizim kızlar sana bayılıyorlar. Geç lan geç. Hep de bu ayrım. Hep beraber gidin gari deyip dururuz, değil mi? Gidin gari! ÇG miydi? Bu alkışı anlayamadım. GH miydi? Ne? Var mı zil diyen? O kadar tatlısınız ki ya. Notu bol, gönlü bol. Bence zili siz mesajın gerekliliğine söylüyorsunuz. Skeç kötü değildi. Ama böyle büyük zilleri çaldıracak bir skeç değildi. Bu konuşmaya değer bir şey. Artık turizm mi, istila mı arasında bir kaldık. Ve bu çöp problemi gerçekten korkunç bir boyuta vardı. Her yerde zaten bu ama özellikle turistik yörelerde bir hafta sonu geçiren bir cennet belde herkesin gelip la burası cennet deyip içine edip gittiği, şaşıra şaşıra içine pet şişeler, cam kırıkları, şişe kırıkları, yani gerçekten artık buna bir toplumsal seferberlik, bir büyük hareket istiyor. Yani herkeste şöyle bir duygu var. Bir de şunları görüyorum mesela. Bir tane poşetin böyle içine doldurup onun böyle ağzını çok sıkıca bağlayıp bir yere koyma. Gökten biri gelecek onu alıp atacak zannetme var. Yani aslında orada bir çaba var. Şey yapmış. Yani paketlemiş. Çöpü paketlemek çöpe çare değil. Yani bir yeri cennet olduğunu düşünüyorsak orayı öyle de korumalıyız. Yazık bu yurda. Gerçekten yazık bu yurdun. Bu güzel beldelerine. Bu işin işte diyoruz yani mizah sizin asabınızı bozan şeyle ilgilidir. Ha işte bununla ilgili yapılan mizahın da hedefi budur. Buna bir şey yapalım. Biz de katılalım. Büyük bir kampanya olsun. Herkes elinde poşetle dolaşsın. Çok güzel hareketler devam etsin. Haydi bakalım.